Tövbe edenler kazananlar olacak. İçki içiyor, faiz yiyor, zina ediyor. Sonra Allah çok merhametlidir, affeder diyor. Namaz kılmıyor, tesettürsüz dolaşıyor. Sonra kalbim temiz, Allah affeder diyor. Kusura bakmayın ama Allah Azze ve Celle'nin affını çok yanlış anlamışsınız. Allah Azze ve Celle günahından döneni affeder. Günahlarla gününü gün edeni değil. Lütfen kendinizi kandırmayın. La ilahe illallah kelimesinin içeriği nedir? İlah ne demektir? Sığınılan, güvenilen, yardım istenen. Her söylediği mutlak hakikat olan. En çok sevilen, en çok korkulan tek kurtarıcı. Hani Müslüman olmanın ilk şartı nedir? La ilahe illallah demektir ya. İşte o kelimeyi derken aslında bunların hepsini söylemiş oluyoruz. Neye? Söz veriyoruz. Neleri? Allah Azze ve Celle'ye has kılıyoruz. Yukarıda saydığım 8 maddelik sıfatlardan herhangi birisini Allah Azze ve Celle'den başka birisine veren kimse müşrik olur. Eşine ve çocuklarına bunları okuyabilirsin. Eşinin ve çocukların sana karşı ılımlı ve sevgi dolu olmasını istiyorsan, bütün yemeklere 400 defa ya hadi sözünün dinlenmesi ve toplum içinde heybetli gözükmek istiyorsan 206 defa ya cebbar. Eşinin sana bağlı, seni düşünen biri olması için evden uğurlarken ardına 46 defa ya veli. Sürekli stres yaşıyorsan bunları okuyabilirsin. Eğer stresinin sebebi dünya ise la ilahe illallah de. Allah'tan daha fazla korkmaya, aynı zamanda sevmeye, değer olan hiçbir şeyin olmadığını sana hatırlatır. Eğer stresinin sebebi insanlarsa la havle ve la kuvvete illa billah de. Tüm sorunlarının Allah Azze ve Celle'nin çözebileceğini sana hatırlatır. Eğer stresinin sebebi kendin isen estağfirullah de. Endişelerinin ve kaygılarının temel sebebi olan günahlarını siler ve temizler. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah Azze ve Celle'yi zikretmek ile mutmain olur. Gıybet etmenin zararı nedir? Kıyamet günü kula amel defteri verilir. Orada kendisine ait olmayan sevaplar görür. Ya Rabbi, bu sevaplar bana nereden geldi diye sorar. Allah Azze ve Celle ise bu sevaplar sen farkında olmadan insanların senin gıybetini yapmalarının karşılığıdır. Hasan-ı Basri Hazretlerine bir gün bir adam gelip alan kimse senin gıybetini yapıyor demiş. Hasan-ı Basri Hazretleri ise ona bir tabak hurma göndermiş ve duydum ki sen bana sevaplarını hediye etmişsin. Buna karşılık ben de sana hediye gönderiyorum. Ancak benim hediyem senin hediyenin tam karşılığı olmadığı için beni mazur gör. Kusuruma da bakma demiş. Ev işlerinde yardımcı olması için hizmetli arayan kadınlar bu videoya dikkat. Fatıma annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işlerinde yardımcı olması için bir hizmetçi istediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyuruyor. Yatmadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber zikirlerine devam et. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır buyurdu. Ulemalar diyorlar ki bir insan her gün bu tesbihatları yapıp yatarsa en ağır işlerde bile çalışsın. Bu kimseye yorgunluk isabet etmez.